Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz çantayı çalışacağız. Arkadaşlar çantamı Fibra Natura'nın rafyasıyla çalışacağım ve bu çantayı örmek için 3 mm tığ kullanacağım arkadaşlar. Tığımızın bu kısmını baz almalıyız. Evet arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. 64 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar 64 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Alt kanada batıyorum arkadaşlar. Oval bir taban çalışacağız. Ve bu şekilde. Zincirimizin sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Zincirimizin sonuna kadar trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Kaç santim geliyor? Onun bilgisini size vereyim. Arkadaşlar 39 santim geliyor. Şimdi şöyle son noktamı, son zincirimi batıyorum. Buraya 5 tane trabzan yapacağız. İlkini yaptım. Buraya bir ilmek belirleyici koyalım. İlkine ilmek belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya. 2 aynı noktaya, 4 5 5.'ye de bir ilmek belirleyici takıyorum. Bu ipimi örerken saklayacağım arkadaşlar. Tam karşılarına tek kanadımız kaldı. O tek kanatlara batarak tekli trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son noktama 4 tane trabzan yapacağım. İlkini başlarken yapmıştık. Bir, iki. 3 4 1 2 3 4 geliyorum, bakın şu noktaya batıp ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Tam dibine bir trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Arkadaşlar ikinci sıramızda bütün bu 5 tane arttırma yaptığımız trabzanların üstüne arttırma yapıyoruz. İkinci sıraya başlarken de ilkine arttırmamızı yaparak başlıyoruz. Tekli trabzanlarımı yaparak örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, arttırma yapacağım noktaya geldim. Belirleyicimi çıkartıyorum. Bütün
Trabzanların tepesine çift batacağım arkadaşlar. Yani iki tane, iki kere batacağım. İlk trabzanımı yaptım. Belirleyiciyi takıyorum. Hemen dibine bir tane daha. Yan tarafa geçiyorum. 2 Yandaki trabzanın tepesine. İki. Bir. Aynı noktaya. İki. Son noktama da iki. Bir. Aynı noktaya. İki. Ve belirleyiciyi takıyorum. Ve tekli trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. İlk trabzanımı yaptım. Hemen takıyorum arkadaşlar. Aynı noktaya bir tane daha yan tarafa geçiyorum. İki tane yan tarafa. Bir. İki tane yan tarafa geçiyorum. Bir. İki. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 tane çift battığımız noktamız var. 5.'yi sıranın başında yapmıştık arttırmamızı. Arkadaşlar şu noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yeni bir sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Tam dibine bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine de çift batıyorum. Yeni bir sıraya geçtik. Buradaki arttırmayı bir tek bir çift olarak yapacağız arkadaşlar. Biz şurasını baş kabul edersek başından başladığımız arttırmanın sonuncusunu buraya yapmış olduk. Dönüp geldiğimizde de diğerlerini ilave edip buraya birleştirmemizi yapacağız. Şimdi tekli trabzanlarımızı yapalım. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Arkadaşlar bu sıramız bir tek bir çift sırası biliyorsunuz. İlmek belirleyicinin olduğu yere bir tane trabzan yaptım ve hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine çift batıyorum. Bir. 2 Yanındaki trabzanın tepesine tek batıyorum. Sırası gelene çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Son noktama da çift batıyorum. 1 2 Son yaptığım trabzanın tepesine de ilmek belirleyicimi tekrar takıyorum.
Ve tekli trabzanlarımı örüyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicinin olduğu yere kadar artık tek tek örüyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. İlkini yapıyorum. Belirleyicinin olduğu yere hemen takıyorum. Şimdi sırası gelen trabzanın tepesine çift batıyorum. Tekle başladık. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Burada da sıramıza başlarken bir tek, bir çift yapmıştık. Bu şekilde arttırmalarımızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 tane zincir. Evet, şimdi tabanımız bitti arkadaşlar. Tabanımız bu kadar. Bir ütü yapacağım. Ütü yaptıktan sonra da size ölçü vereceğim. Arkadaşlar, tabanım 43 santim. Yüksekliği şöyle 8 santim. Şimdi burada modelimizi koymaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, şu kısma modelimizi yerleştireceğiz. Sadece güllerimiz çantamızın kenarlarında, kenar kısımlarında, yani köşe kısımlarında olacak. O yüzden bunu ayarlamamız lazım. Şimdi şöyle tabanımı ikiye katlıyorum. Şurası ilmek belirleyicilerin üst üste geldi. Yani buraya belirleyici koymadık. Son finish noktası olduğu için. Şöyle üst üste koyuyoruz. Buranın tam ortasını buluyorum arkadaşlar. Tam ortaya bir ilmek belirleyici taktım. Bakın şöyle. Bir iki tane trabzanı atlıyorum. Bir, iki. Buraya da bir ilmek belirleyici takıyorum. İkinciye. İlmek belirleyiciden sonra sayıyorum arkadaşlar. Bir, iki. İkinciye de bir ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi şurada ilmek belirleyicimiz vardı zaten. 1, 2, 3, 4, 5'inciye de bir ilmek belirleyici takıyorum arkadaşlar. Yani şimdi zincir çekeceğiz, trabzan yapacağız, zincir çekeceğiz. Onu o sırada anlatacağım arkadaşlar, ama bunu yapabilmemiz için bakın şurada başlangıç noktamız ortada kalıyor. 1, 2, 3, yani şuradaki 5'i tamamlayamıyoruz. O yüzden ipimi burada keseceğim. Buraya söküyorum. İpimi burada kesiyorum. Başlangıç noktasından tığımı geçirip ipimi de içinden geçiriyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Aynı başağın içinden tığımı bu şekilde geçiriyorum. Ve ipimi de arkaya alıyorum. Şöyle arka kanatlardan da ipimi geçirerek sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Burayı örerken bu kötü görüntüyü kaybedeceğiz. Şimdi burası da artık hazır hale geldi. 1, 2, 3, 4,
Beşinciye ilmek belirleyicimi takıyorum. Şu ortadaki ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum arkadaşlar. Onu ortayı bulmak için takmıştık. Yani nasıl oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ilmek belirleyici taktık. 1, 2, 3, 4 ilmek belirleyici taktık. 1, 2, 3, 4 beşinciye ilmek belirleyici taktık. Aynı şekilde diğer tarafı da ayarladım. İlmek belirleyicimiz takılı. 1, 2, 3, 4 beşinci ilmek belirleyici. 1, 2, 3, 4 beşinci ilmek belirleyici. 1, 2, 3, 4 beşinciye ilmek belirleyici. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncı trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum arkadaşlar. 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım ve trabzan yapıyoruz. İplerimi de örerken saklıyorum. Evet, sıra sonuna kadar tek trabzanlarımı yapıyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. Belirleyicinin olduğu noktaya bir tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Biz de 4 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve ilmek belirleyicinin olduğu noktaya batıyorum arkadaşlar. Bir trabzan yapıyorum. Belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve belirleyicinin olduğu noktaya da batıyorum. 6. Şimdi yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve İlmek belirleyicimin olduğu 5. noktaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Köşemiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer noktamıza doğru ilerliyoruz. Aynı işlemi burada da yapacağız. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. Çıkartıyorum. O noktaya trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye yani ilmek belirleyicinin olduğu yere batıp trabzan yapıyorum. Bu noktayı trabzana dolduruyorum. 3 4 2, 4, 6 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Burada bir hesaplamada yanlışlık yapmışız. Bu kısmı 6 trabzan olarak yapalım. İlmek belirleyicimizi bir ileriye atacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinciye batıyorum arkadaşlar.
trabzanımı yapıyorum. Trabzanlarımı yaparak birleştirme yapacağım noktaya da geldim. Arkadaşlar zincirden sonraki bölüm. Bakın şurası zincirimiz. Şu bölümü batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle tam dibine batarak yeni bir sıraya başlıyorum. Evet, bu noktamıza kadar örüyoruz. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kere doluyorum arkadaşlar. Bir tane zincir atlıyorum. Bu noktaya batıyorum. İki kere de çıktığım bir trabzan yapıyorum. Üçüncüyü kapatmıyorum arkadaşlar. Bir kere doluyorum. Aynı noktaya bir kere çıktığım bir trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya bir kere çıktığım bir trabzan yapıyorum. Şimdi iki kere doluyorum ve iki kere de çıktığım bir trabzan yapıyorum. İki, dört, beş tane ilmeğim var. Hepsini bir çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada tomurcuğumuzu oluşturacağız arkadaşlar. Bakın şu ilkine değil, ikincisine. Şu şekilde giriyorum. Sık iğne yapacağım. Bir, aynı yere. İki, yani şurayı saracağız arkadaşlar sık iğnelerimizle. Üç, dört tane sık iğne yaptım. Şöyle hafif bir çeviriyorum ve şimdi bakın şu trabzanımıza çalışacağız. Şöyle bir, iki, üç, dört, 5, 6. Şu trabzana 4 döndük. Bu trabzana 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi şuradaki trabzanımıza geçeceğiz. Burada tığımı doluyorum. Çünkü burada artık trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu noktaya geliyorum. 2 kere de çıktığım bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Buraya da 8 tane trabzan yaptım. Şimdi yine şöyle geliyorum. İpimi tığıma doladım. Şimdi son kalan trabzanımıza yine 8 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8. şöyle çakma sık iğne yaparak kapatalım. Evet, bu şekilde gül formamıza da erişmiş olduk. Şöyle bu dönüyor arkadaşlar şöyle. Siz elinizle şöyle şekil vereceksiniz buna. Bakın geliyorum. Şu gülümüzün tam orta kısmına gelecek şekilde buraya sabitliyorum. İlmek kaydırıyorum arkadaşlar. Şöyle de bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum ve trabzanın tepesine batıyorum. Evet, gülümüzün görüntüsü de bu şekilde oluyor. Trabzanlarımız bitti. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma iki kere doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciye. Bir. İki kere de çıktım. Bir trabzan yapıyorum. Kapatmıyorum arkadaşlar. Tekrar tığıma doluyorum. Şimdi ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan ilkini yapıyorum. Kapatmıyorum. Doluyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ama biraz uzatarak yapıyorum arkadaşlar farkındaysanız. İki tane doluyorum. Bir. İki kere de çıktım. Bir trabzan yapıyorum. 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Hepsini bir çekiyorum. Bir tane zincir yapıp kapatıyorum. Şimdi şurada 4 tane trabzanımız var. İkili, üçlü. Ortadan başlıyorum arkadaşlar. Şu birinciden değil, ikinciden doldurmaya başlıyorum. Şöyle tığımı geçiriyorum. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bu. Bakın kenarda yine bir trabzan kalıyor. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Şu trabzanıma geçiyorum. Buraya 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 doluyorum. Son trabzanımı da 8 tane trabzan yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son trabzanımızı da çakma sık iğne yaparak bitiriyorum. Bakın şu bölüme batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şu trabzanımdan da, şu trabzandan geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Evet, güllerimiz böyle. Şimdi trabzanlarımızı örerek diğer köşeye kadar gidiyoruz. Arkadaşlar burada ipim bitti. Yeni ipi de nasıl takacağımızı size göstermek istedim. İpimi tığımı doluyorum. Batıyorum. Ve yeni ipimden alıyorum arkadaşlar. Şöyle. İki tane ucum var. Onları da bu şekilde örerek, örerken saklıyorum uçları arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna da geldik. Bir tane zincir çekiyorum. İki kere doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkincisine. Bir, iki kere de çıktım. Trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. Bir kere çıkıyorum. Bir kere doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. İki kere doluyorum. Bir, İki kere de çıktım. Dört tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Hepsini bir çekiyorum. Bir tane zincir. Baştakini iki kere doluyoruz. Sondakini iki kere doluyoruz. Ortadakileri tek doluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu sondakini bırakıyorum. Yani şu tarafta detaylıca anlattım ama arkadaşlar burada da anlatayım istiyorum. 1 2 3 4 Şöyle çeviriyorum. Ve diğer trabzanımı sarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6
Şöyle tekrar çeviriyorum. Bu noktada şu ortadakileri yaptıktan sonra tığıma doluyorum. Şu kenarda iki kere dolayıp yaptığımız trabzanları da trabzan çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şu ikisine. Sağda ve soldakine. Şimdi buna 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar bu gülleri yaparken elimizde bayağı bir çeviriyoruz mecburen. Şimdi son trabzanımıza geçiyorum. Buraya da 8 tane trabzan yapıyorum. Son trabzanımı çakma sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu noktaya ilmek kaydırıyorum. Trabzanımdan da alıp bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Arkadaşlar diğerini de yapıyorum. Birleştirmeyi göstereceğim size. Evet, ben diğer gülümü de yaptım. Bakın şöyle şurada zincirim çektiğimiz bölüm var. Zincirimizin hemen bitimi. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yeni bir sıraya başladık arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar trabzanlarımı örüyorum. Burada arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Geliyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramız da böyle. Bu bölümde de aynı şeyleri yapıyoruz. Güllerimizin üstüne dört tane zincir çekiyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Dört zincir çekip birleştirmeyi yapıyoruz. Tekrar şu kısma geldiğimde videoyu açacağım. Evet arkadaşlar, yeni bir sıraya başladım. Bu kısma geldim. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. Bu kısma bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Şimdi şu trabzanımızın üstüne yapacağız arkadaşlar. 1 2 üçüncüye batıyorum.
ikili trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum aynı noktaya. Tek kere de çıktığım bir trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. Tek kere, iki kere doluyorum. Ve iki kere de çıktığım bir trabzan yapıyorum. Ve gülümüzü bu sırada buraya yapacağız arkadaşlar. Bu noktaya yapacağız. Şimdi yine her zaman yaptığımız gibi yapıyoruz. Artık size anlatmayacağım arkadaşlar. Sadece buraya gülün yapılışını göstereceğim. Şu son trabzanın tepesine batıyorum. Biraz büyükçe oldu. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Tekrar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu noktamız da bu şekilde. Arkadaşlar şimdi örüyoruz. Aynı yaptığımız işlemi bu noktada da yapıyoruz. Evet arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu noktaya bağlıyorum. Şimdi buraya trabzanlarımızı yapacağız tekrar. 2, 3. Bakın şu arka tarafa batıyorum. Dört. Şu boşluğa geliyorum. Beş. Ve trabzanın tepesine batıyorum. Alt. Burayı bu şekilde altıya tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine iki, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da bitiriyorum. Yine şu noktaya geldiğimde, yani şu tarafı da aynı şekilde yapacağımız için video çok uzuyor arkadaşlar. Bu tarafı göstermiyorum. Bu tarafta ne yapıyorsak o tarafta da aynısını yapıyoruz. Şimdi
Bu şekilde öreceğim. Birleştirmemi yapacağım. Tekrar yeni bir sıraya geçip şurada tekrar videoyu açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yine bir tane zincir çekeceğim. Buraya gülümüzü yapacağız.
Evet arkadaşlar, yeni bir sıradayız. Şimdi artık modelimiz bunun yaptıklarımızın tekrarı olacak arkadaşlar. Bakın şurada 1, 2, 3 tane trabzan ördük, 3 sıra. Dördüncüye gülümüzü yaptık. Şimdi yine 1, 2, bu sırada 3. trabzanımızı öreceğiz. Yani yaptıklarımızı artık peş peşe uygulayacağız arkadaşlar. Modelimiz tekrarı olacak. Buraya trabzanlarımı yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. Bu sıramız da bu şekilde. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Bundan sonrası tekrar olduğu için size şu şekilde anlatacağım. Şimdi 1, 2, 3 sıra trabzan ördük. Dördüncü sırada gülümüzü yaptık. Şimdi yine 1, 2, 3 sıra trabzan yaptık. Sonraki sırada bu gülümüzü, dördüncü sıraya gülümüzü yapacağız. Ondan sonra şurada bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Dördüncü boşluğumuza gülü yaptık. Burada da birinci boşluğumuzu hazırlamış olduk. Buraya gülü yaptığımız sırada ikinci boşluğumuzu hazırlamış olacağız. Ondan sonra bir sıra hiçbir şey yapmadan öreceğiz. Ondan sonra güllerimizi bir buraya bir buraya yerleştireceğiz. Yani dediğim gibi artık burayı takip edeceğiz. Burada ne yaptıysak artık çantamızın ilerleyen kısımlarında da aynı şeyleri uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi ben istediğim seviyeye gelinceye kadar öreceğim. Ondan sonra tekrar sap kısmını vesaire örmeye devam edeceğiz arkadaşlar.